Herkese merhaba. Bu videoda yine bir torna tezgahı güncelleme videosuyla karşınızdayım. Bu projede torna tezgahlarında kullanılan işçap katerleri için bir tane kalemlik yapımını göstermeye çalışacağım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın bir tane Instagram hesabı var. Onu takip ederseniz ayrıca bütçeniz doğrultusunda YouTube'un katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aslında İşçap kesici takımları tutan işçap kalemlikleri bizimki gibi üniversal torna tezgahlarında çok fazla tercih edilmiyor. Çünkü biz bu tip kalemlikler kullandığımız için doğrudan kalemi buraya bağlayarak işçapı tornalayıp geçiyoruz. Ancak işçap torna kalemleri ve katerleri yapıları gereği normal alın ve yüzey tornalaması yapan kalemlerden çok daha fazla esnedikleri için her tarafından desteklenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlar için özelleştirilmiş kalemlikler kullanılıyor. Bugün bu kalemliklerden bir tanesini yapacağım. Bu projeyi yaparken aslında freze tezgahını da kullanarak bu projeyi hayata geçirmek gerekiyordu. Ancak herkes de freze tezgahı olmadığı için bu projeyi tamamen torna tezgahında yapımını göstermeye çalışacağım ben size. Ayrıca bu video ile beraber torna tezgahını amacı dışında birazcık daha farklı bir şekilde kullanarak aynı zamanda kısıtlı bir freze tezgahı olarak kullanmayı da göstereceğim ben size. Ben projeyi hayata geçirirken 4140 kalite ıslah çeliği kullanmayı tercih ettim. Siz elinizdeki malzemeleri kullanarak da bu projeyi hayata geçirebilirsiniz. Lafı çok fazla uzatmaya gerek yok. Zaten gerekli açıklamaların hepsini videonun içerisinde size anlatacağım. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerimi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak edenler oradan bakabilirler. Gene şimdi videoya geçelim. Ama beni yine her zaman gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Öncelikle işleyeceğim parça üzerinde yaklaşık merkezi işaretliyorum. Parçayı 4 çeneli aynaya monte edeceğim. Size küçük bir tavsiye, bu tip eksantrik parçaları tezgaha taktıktan sonra en az 2 kere kontrol edip tornalama işlemini ondan sonra başlayın. Yoksa benim gibi sonradan düzeltme yapmak zorunda kalabilirsiniz. İlk yüzeyin formunu verdikten sonra diğer bütün yüzeyleri buna göre tesviye edeceğim. Bu yüzeyin formunu verdikten sonra torna tezgahı sport üzerindeki 12 mm saplama cıvatasının geçeceği deliği açacağım. Bu malzeme 4140 kalite çelik olduğu için de tornalarken güzel ışık oyunları ortaya çıkıyor. Bu tip nitelikli çelikleri işlerken dönme ve kesme hızını doğru ayarlamak çok önemli. Burada kalemlik tabanını oluşturmak için 5 milimetrelik bir fatura açıyorum. Aynı zamanda bu biraz sonra 3 çeneli aynayla tutmak için de güzel bir tutunma yüzeyi oluşturacak bana. Şimdi parçayı artık 3 çeneli aynı ile tutabilirim. Sıra parçanın diğer yüzünü tornalamaya geldi. Böylece iki yüz de birbirine paralel hale gelecek.
Parçayı supportun üstüne yerleştirip parçanın yan yüzeylerini frezeleyeceğim şimdi. Bunun için önce paralel ile kabaca bir yüzeyini torna aynasına dik şekilde ayarlıyorum. Frezeleme işlemini size daha önce yapımını gösterdiğim tarama kafasıyla yapacağım. Bu parçanın linkini ekran üst köşesinde görüyorsunuz. Merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Şimdi düzgünce hizalıyorum. Tornanızı olabildiğince düşük devirde çalıştırmanız burada dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bir tanesi. İlk yüzey bittikten sonra diğer yüzeyler için artık 90 derecelik yönyemi kullanabilirim. Bu şekilde diğer bütün yüzeyleri birbirine dik gelecek şekilde frezeleyebileceğim. Bütün yüzeyler bitti. Kalemliğin ana formu hazır. Şimdi kalemliğe takacağımız sakımların sabitlenmesi ve hizalanması için kullanılacak deliklerin yerlerini işaretleyeceğim. Vida deliklerinden önce kalemlerin deliklerini açmak için gönye yardımıyla kalemliği tezgaha yine bağlıyorum. Matkabı aynaya yerleştirip delikleri o şekilde açacağım. Böylece fener bir ekseniyle kalemlikteki deliğin ekseni tam olarak üst üste gelmiş olacak. Ben 3 tip iç çap kateri kullanıyorum. Bunlar 5, 12 ve 16 mm çaplarında. Önce 12 mm'lik kater için gerekli olan deliği açacağım. Bunun için 11.8 mm matkap kullanıyorum. Ardından deliğe 12 mm rayba çekeceğim. Kalemin tam olarak desteklenmesi için deliğe neredeyse sıfır geçmesi gerekiyor. Bu yüzden raybalama işlemi çok önemli. Ama raybalamadan önce vida deliklerini de açıp raybalamayı ondan sonra yapacağım. Sabitleme vidaları metrik 8, hizalama vidaları ise metrik 5 olacak. mm kater için her şey hazır. Sırada diğer katerler için olan delikleri açmak var. Bu tip iş çap talaşını önlemek için raybalamayı en sona bırakmak gerçekten çok mantıklı oldu. Şimdi hem deliği test edip hem de bu küçük hizalama deliklerini nasıl kullanacağını size anlatacağım. Neredeyse boşluksuz geçti, görüyorsunuz siz de.
Bu kalemlerde hem altta hem de üstte birbirine paralel iki tane düz satıh bulunuyor. Hizalama için bu yüzeyleri kullanacağım. Hizalama deliği eksenden kayık olduğu için hangisini daha fazla sıkarsanız kalemi delik içerisinde o yana döndürecektir. Uygun konuma getirip diğer vidayla kontrol yaptığınız zaman da aynı katırı her söküp taktığınızda elma sunucuğu doğru konumda otomatik olarak gelecektir. Zaten kullandığınız elmasa göre de elmasın ucunun fener mili eksenine göre ayarlanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi ayarlamayı ben döner punta ucuna göre yapıyorum. Bu elması doğru konuma getirecektir. Şimdi geriye kalan diğer iki takım için de delikleri açalım. Bütün delikler hazır. Kalemlik neredeyse bitti. Son işlem olarak revolver deliklerini açmak kaldı. Bunun için matkap tezgahı kullanacağım. Önce markalama yapayım. Ben buraya divizör kullandım ama siz el matkabı ya da sütun matkapla da bu delikleri açabilirsiniz. Sadece doğru konumlandırmanız önemli burada. Tornalama yaparken özellikle iş çapta esnemeyi azaltmak için bu çentikleri açmak gerçekten şart ve her takım değiştirdiğinizde kalemin doğru pozisyona gelmesini sağlıyor bu çentikler.
İkinci kalemin de hizalaması bitti. Gördüğünüz gibi sonuç gerçekten çok başarılı oldu. Proje de zaten bitti. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Videonun başında da belirttiğim gibi bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın.